Dünya bu kareyi konuşuyor. 79 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tüyleri diken diken etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Büyük annesi ve büyük babasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı, fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş, kan donduran bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu. Evde tek başına pencere önünde çekilmiş iki çocuğun fotoğrafı son derece normal duruyor. Çocukların arkasındaki evin penceresinde iki tane küçük kız çocuğu görünüyor. Ancak iddiaya göre evin içinde sadece soldaki kız varmış. Sağdaki kızın hayalet olduğu söyleniyor. Yıllar sonra fark edildi. Dennis Russell 1997'de bir aile pikniği sırasında büyük annesinin bu fotoğrafı çektiği, aileden kimse fotoğrafta Dennis'in büyük annesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Dennis'e ise fotoğraftaki kişi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyük babası olduğunu söyledi. Ve dede ve torun sitenin haberine göre bu fotoğraftaki bebek dedesinin ölümünden birkaç hafta sonra doğmuş. Dedenin oturmayı en sevdiği koltukta bebeğin fotoğrafını çekmişler. Fotoğrafta ise koltukta oturan bir silüet görünüyormuş. Ve kırmızı figür X-Manier tarafından paylaşılan bu fotoğrafta Hohiola Potter ailesi kızlara Erin'in fotoğrafında kırmızı bir figür olduğunu gördü. Lösemi ile mücadele eden Erin elinde mehtapla bahçede koşarken görülüyor. Hemen yanında ise kırmızı figür var. Potter ailesi kırmızı figürün Erin'i koruduğuna inanıyor. Ve odadaki hayalet. Kompleks'in haberine göre bir baba kızının fotoğrafını çekiyor, ancak fotoğrafa baktığında kızının önünde sanki sürünerek geçen biri olduğunu görüyor. Penceredeki yabancı bir anne ve çocukları doğum günü için bir araya gelmişlerdi. Evlerinin hemen önünde fotoğraf çekildiler. Ancak fotoğrafa baktıkları zaman evin içinde birinin onları izlediğini fark etti. İddiaya göre evin içinde kimse yoktu. Tüm aile fertleri doğum gününü kutlamak için bahçeye çıkmışlardı. Ve sırrı çözülemeyen gizemler, doğaüstü ve açıklanamayan olaylar, dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanlara dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor. İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar. Zaman yolculuğu, 1941 yılında çekilmiş bu fotoğraf, dünyada zaman yolculuğunun temsili fotoğraf konumunda. Bir köprü açılışı sırasında çekilen fotoğrafta dönemin kılık kıyafetiyle alakası olmayan giyiminde bir adam ve elindeki kayıt cihazı dikkat çekiyor. Zaman yolculuğu ne kadar gerçektir bilinmez, ancak söz konusu kişinin gözlüklerinden tutun tepeden tırnağa zamanın çok ötesinde olduğu kesin. Ve fazladan bir el. Bu fotoğrafta ise dört çocuk kameraya poz veriyor, ancak fotoğrafta fazladan bir el var. Hayır, bir göz yanılması söz konusu değil ve beşinci bir çocuk arkadan elini uzatmıyor. Beşinci çocuk olmadığını düşünecek olursanız bu fazladan elin fotoğrafta nasıl belirdiğini söylemek maalesef son derece güç. Ve semadaki UFO. 15. yüzyılda Domenico Ghirlandaio tarafından çizilen bu son derece ünlü tabloda Hazreti Meryem ve Aziz Giovannino resmedilmiş. Ancak arka planda tam anlamıyla bir UFO gözlemi söz konusu. Palazzo Vecchio koleksiyonunda yer alan bu tablodaki UFO'nun sırrı yüzyıllardır maalesef çözülemiyor. Ve Ponex ışıkları, binden fazla kişi tarafından Arizona ve Nevada semalarında görülen bu ışıklara ait pek çok görüntü ABD hükümeti tarafından toplatılsa da 13 Mart 1997'de
Olaya tanık olan pek çok kişi o anı ve benzeri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler ve ışıkların genel bir kanıyla dünya dışı canlıların dünyayı ziyareti olarak yorumlanması söz konusu, ancak gerçekte tam olarak ne oldukları bilinmiyor ve Solveig Firth astronotu Ed Jim Templeton bir doğa gezisi sırasında kızının fotoğrafını çektikten sonra ortaya çıkan garip görüntü en bilinen garipliklerdendir. Fotoğrafın üstünde oynama yapılıp yapılmadığını inceleyen Kodak firması çekilen fotoğrafın gerçek olduğunu onaylamıştır. Görüntüde kızın arkasında beliren astronot benzeri varlığın oraya nasıl geldiği tam bir muamma konusu. Ve Los Angeles olayı. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942'de meydana gelen olayda Los Angeles semalarında devasa büyüklükte ve ışıklar saçan bir cisim belirir. Bu aracın öncelikle Nazilerin gizli bir silah olduğu düşünülse de söz konusu hava taşıtını yakından görenlerin tarifleri aracın dünya dışı bir teknoloji olduğuna dair izlenimler yaratmıştır. Savaşın gergin atmosferi sebebiyle panik olan Los Angeles'taki askeri birlikler top atışlarıyla cismi düşürmeye çalıştılar. Bu fotoğraf cisme ait en net görüntü olup cisme açılan atışların çoğu isabet etmesine rağmen araç düşürülmemiştir. Geldiği gibi birden ortadan kaybolan cisme açılan ateş olayın Los Angeles Savaşı olarak anılmasına sebep olmuştur. Ve Kara Şövalye dünya etrafında 13 bin yıldır radyo sinyalleri yayan bu cisim keşfedildiğinde fotoğrafları çekildi ve varlığı kanıtlandı, ancak sonrasında kayıplara karıştı ya da en azından söylenenler bu yönde. Çünkü söz konusu aracın NASA tarafından yakalanıp incelenmeye alındığı da rivayet ediliyor. Aracın tam olarak ne olduğu ve şu an nerede olduğu bir muamma. Kara Şövalye adı verilen cisme ait geriye kalan fotoğraflar ise söz konusu olayın tek kanıtı durumunda ve Babuşka Hanım, gerçek adı bilinmediği için Babuşka Hanım olarak anılan kadın, Kennedy suikastinde suikastçinin bulunduğu noktayı fotoğraflayan tek kişi olarak biliniyor. Hatta suikastçinin fotoğraflarını da çektiği ciddi bir rivayet olarak dolaşıyor, ancak Babuşka Hanım'ın gerçekte kim olduğu ve nerede olduğu bilinmiyor. Ona dair tek bilgi bu fotoğraf ve bu fotoğrafın ardından çekilen fotoğraflar. 1963'teki suikast anından sonra Babuşka Hanım'ın izi bulunamıyor. Hatta FBI ile arananlar listesinde olduğu biliniyor. Ay piramidi, Apollo 17 görevi sırasında çekilen bir fotoğraf. Halka sızdıktan sonra açıklanamayan gizemli görseller arasında yerini aldı. Bu fotoğraf başka NASA tarafından karartılarak karanlık olduğu gerekçesiyle imha edilmeye çalışılsa da fotoğrafın dijital ortamda kontrastıyla oynandığında çok belirgin bir şekilde ayda bir piramidin yer aldığı görülüyor. Ve Hope Adası canavarı. 1924'te çekilen ve sonrasında renklendirilen bu fotoğrafta Hawk Adası açıklarında deniz altındaki devasa bir canlı görüntülenmiş. Bu canlının türü ne olduğuna dair herhangi bir bilgi günümüzde de olmamakla birlikte fotoğrafı çeken Robert Lee Sirach ve karısı canlının son derece saldırgan bir yapıda olduğunu tarihe not düşmüştür. Ve Hestdalen ışıkları, Norveç'in Hestdalen Vadisi'nde 2007'de çekilen bu fotoğraftaki ışıkların ne olduğu henüz daha çözülemedi. Düşen beden, Teksas'taki evlerine yeni taşınan Cooper ailesinin çektiği bu fotoğrafta yukarıdan aşağı tepe taklak sarkan bir beden arka planda gözüküyor. Fotoğraf üzerinde yapılan incelemeler fotoğrafın gerçek olduğunu ortaya çıkartsa da aslında var olmayan korkutucu görüntünün nasıl olduğu hala bir sır. Ve kar mucizesi. Mosalina'da Panikale 1383-1440 yıllarında kar mucizesi adı verilen resmedilen eser bugün hala Santa Maria Maggiore Kilisesi'nde Floransa İtalya'da sergilenmekte. İsa ve Meryem tasvirinin altında gökyüzünün ufolar ile kaplandığı bir günü tarif etmekte. Söz konusu gün ile ilgili kayıtlar
Vatikan güncellerinde saklı tutulmaktadır. Olayla ilgili pek çok söylenti dönemin Vatikan yönetimi tarafından baskılarla kaynaklardan silinmiş. Eserin sahibi Panicale'ye uzun bir süre yardımcılığını yaptığı Kardinal Branda Castiglione'dan hikayeyi dinlemiş ve olayı bu şekilde tasvir etmiş. Söz konusu olay kar ve bulut olarak şifreleyen Panicale bu şekilde Vatikan'ın sansüründen kurtulmayı başarmış, ancak bu çalışmanın ardından anlatılmak istenen gökyüzü olayının tam olarak ne olduğu gizemini korumaktadır. Ve Micromegas Voltaire'ın 1684-1778'de 1752'de yazdığı Micromegas adlı felsefesi bir romanda günümüzdeki UFO tasvirleriyle birebir uyan çizimler yapmış ve romanın gerçek deneyimlerden esinlenerek kurgulandığını da anlatmış. Micromegas'ta yer alan çizimlerdeki gök cisimlerinin ne olduğu hala bilinmemektedir. Ve Siri Burg kuşatması var. Bu görsel bir 12. yüzyıl el yazması olan Annales Laura Senses'te tarih ve din olaylar hakkında bir kitap. Kaleme alınan Sigiburg kuşatması sırasında iki Fransız şövalyenin 776 yılında gördükleri uçan cisimleri tasvir etmekte. Kitaptaki bilgiye göre Saksonlar Fransızları Siriburg'da kıskıvrak kuşattılar. Aniden gökte iki büyük dönen kalkanlar görülür. Bu olayı anlatan çizimler her ne kadar düzmece olarak tanımlansa da Siriburg kuşatmasında daha iki tarafında birbirine bir ok bile atmadan nedense korkarak kaçtığı ve savaşın başlamadan bittiğini belirtmektedir. Ve Nuremberg olayı, bu çizim 14 Nisan 1561 tarihinde Nuremberg'de meydana gelen gerçek bir olayın dönemin yazılı kayıtlarına geçmiş bir belgedir. Hans Glaser tarafından çizilmiştir. Gökyüzüne bir anda beliren küreler, haçlar ve tüpler bir saat boyunca ışıklar ve alevler saçarak mücadele ederler. Birçoğu toprağa düşerler ve bölge tarihinin en büyük yangını çıkar. Bölge halkı yangından atmosfere salınan gazlar sebebiyle söndürme girişiminde bulunamazlar. Birçok kişi zehirlenerek can verir. Yangın yüzünden siyah bir mızrak ucuna benzeyen devasa bir cisim belirse de insanlar korkularından evlerine kapanırlar ve Nuremberg'in dünya ile ilişiği bir süreliğine kesilir. Olaylar sakinleşince halk evlerinden dışarı çıkar, yangın sönmüş, hava temizlenmiş ve orada herhangi bir gök cismi vesaire kalmamıştır. Söz konusu olaya dair tek görsel olan bu eser bugün Vikana koleksiyonu içerisinde yer almaktadır.